Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi rabbil alemin. Hep söylüyoruz ya, Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Her defasında mümkün mertebe bizim için kalıplaşmış bu cümlelerin hayatımızda nerede bulunduğuna dair bir güzellik, bir şeyler daha anlayalım çabasıyla işte yine buradayız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Şeytan o kovulmuş, recm edilmiş. Hani işte kötülüklerin bir nevi menbaı. Başını çeken, çete başı, ele başı. Bunun şerrinden Allah'a sığındım ben. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ı tanıyorum. Allah'ın isimlerini biliyorum. Bismillah. Allah'ın zat isminin yüce olduğunu biliyorum. Onu başa alıyorum. Rahman ve Rahim. Dedikten sonra niye elhamdülillah diyoruz? Bu sözün doğru olduğunu göstermek için. Şeytan şükredemez. Azgınlar, hiddette olanlar, insanlığı terk edenler, şeytani damarı kabaranlar şükredemez. Euzu billahi mineşşeytanirracim derken o kendi halinden memnundur. Kendini de tam merkeze koyar. Ben yaparım ya. Benim vicdanım var. Ben biliyorum abi. Ya tamam. Ya siz yapın tabii ki. Üniversite bitirmemişsiniz. Yazık işte şöyle oturuyorsun. Maddi durumun bu. Tabii ki Allah diyeceksin de hani bir de bana bak yani. Yani come on he. Euzu billahi mineşşeytanirracim diyebilir mi bu adam? Diyemez. Adam olması, insan olması lazım ki Allah'a sığınsın. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ben insan olduğumu farkındayım. Kudretliyim. Oo, neler yaparım neler. Dünyanın bir ucundan bir ucuna kendi yaptığım güzelliği bile eriştirebilirim. Etkileyebilirim. Tesir edebilirim. Kalbe dokunurum. Bak ihracat yapıyorum. İthalat yapıyorum. Falanca bilinmenin mantarının toprak altındaki uzantılarından ekolojik kaplar yapıyorum. Ben nasıl bir adamım? Nasıl bir insanım? Çok kabiliyetliyim. Ama sensiz ben insan olamam demektir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın ismiyle. Ben, bana verdiğin kuvvet, kudret, insani kimlikle Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Arkadaşlar bizim programlar uyumak için değil. Geldiğim nokta şu. Bilmediğimiz bir şey yok ya. Söylemediğimiz bir şey yok. Bak şuradaki arkadaşlara söyleyelim, soralım, konuşalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Tabii abi biliyoruz. Ama işte o bildiğimizle alakalı bir şeyleri farkında mıyız? Bir şeylerin farkında mıyız? Mesele bu. Bu sohbetler bunun için. Ne diyorduk hatırladınız mı? Kaçırmayın sakın. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben Allah'ın ismini tanıyorum. Zat ismi de Allah'tır. Allah ismi şerifinin hiçbirisi denk olamaz. O isim öyle bir isim ki Allah. Allah, Allah Teala'nın kendi zatına edindiği, ifade ettiği, beyan ettiği isimdir. Dedin mi? Şeytanın şerrinden Allah'a sığınan, Allah'ın ismiyle bu hayata bakan adamın ilk yaptığı iş elhamdülillah'tır. Bildiği bilemediği tüm nimetlere şükürdür. O yüzden euzu billah, bismillah denildikten sonra elhamdülillahi rabbil alemin denir. Bak senelerdir seninle sohbet ediyorum. Senelerdir bunları anlatmaya çalışıyorum. Üç aşağı beş yukarı bunu anlatan sözcükleri, tabirleri kullandım. Ama bu defa başka bir şey kullandım. Şaban ayındayız ve daha programa başlamadım. Hamdi, bu güzelliği bir insandan öğrendin. İnsan nasıl olur? Allah'tan öğrendin ama Allah bunu sana insandan öğretti. O insan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain dedim. İnsan olarak, insani garantimle. Lütfen dikkatli dinleyin. Amcalar, ablalar sıkılmayın ya. Allah rızası için sıkılmayın. Bu mevzular ne zaman öğrenilecek ya? Abdestin farzını, vaciplerini
namazın vaciplerini, sünnetleri, şu bozar mı, bu bozmaz mı, helali haramı, inan ki oturduğunda iki sayfadır, üç sayfadır öğreniriz. Ama gördüğümüz şey şu, yahu biz öğrendiğimiz, dilimize pelesenk ettiğimiz şeyleri fark edemiyoruz. Tuhaf bir şey oldu artık. O yüzden de huzur vakti diyoruz. Şimdi bak tekrar geliyorum. İşte bu insani sıfatla, Allah'ın bize bahşettiği bu sıfatla, şimdi size diyorum ki, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bak her zaman selam verirsin. Dindar olanı, dinden uzak gibi duranı, şusu veya busu, hatta geçenlerde böyle bizim ülkede böyle yaşayan, eden İtalyan asıllı birisi vardı, dükkana girdi, Selamun Aleyküm dedi. Küçümsemiyorum. Yani bu coğrafyada, bu toplumda kim olursa olsun bu selamla iş görür. O zaman da aklıma geldi. Yahu biz selam vermiyor değiliz. Selamın manasını anlamıyor gibiyiz galiba. Bu arada sabahları sizlerle beraber buluşmamızda bazıları şöyle hani şey yapıyor. Kendince böyle bir şey üslup var. Ne anlatıyor ya? Ne anlatıyor? Yani madde olarak söyle bakayım. Ne anlatıyor? Ne anlatıyor? Arkadaşlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin acayip bir hadisi şerifi var. Acayip derken, üzerine de düşünülmesi gereken bir hadisi şerif var. Affedersiniz. Üzerinde düşünülmesi gereken bir hadisi şerifi var. O hadisi şerif şöyle, metni. Eddinu nasiha. Din nasihattır. Tak, hemen alıyorlar, Türkçe'ye böyle çeviriyorlar. Din nasihattır. Dindar mısın? Evet. Hadi nasihat ver. Sen hocam dindar mısın? Evet. Ver bakalım nasihatı. Şöyle yapmayınız, böyle. Din bu mu? Oradaki nasiha, samimiyet manasındadır. Bak şimdi bunu küçümseme. Bu çok önemli bir malumat. Yani ne demek samimiyet? Kardeşim, ne kendimi kandırmak, ne başkası iyi desin diye amel yapmamaktır din. Yani şöyle söyleyin, şöyle örnekleyin dersen bir misal olarak getirebilirim. Mesela çocuğu olanlara, yani çocuğumu ben seviyorum desinler diye mi çocuğunu seversin? Yoksa hakikaten çocuğunu sever misin? Kaba bir misal ama anlatmak için söylüyorum. Çocuğunu seversin. İşte o zaman baba olursun, anne olursun. Anneni göstermelik mi seviyor gibi görünürsün? Yoksa hakikaten sever misin? Vatanını desinler diye mi seversin? Yoksa vatan sattığının, toprağının bir istilayla, bir adım çiğnetilmesine razı olmayan, al işte bizim o körpecik delikanlıların, aslan şehitlerimizin canlarını vermesi gibi. İşte vatan sever. O desinler diye yapılacak bir şey değil, samimiyettir. Resulullah Efendimiz de buyuruyor ki din samimiyettir. Yani arkadaş, namaz kılıyorsun, Allah diyorsun, muhabbet değil mi? Bak şimdi kaçırmayayım diyordum, zikre gireceğiz birazdan. O bizim alışılmış zikri yapacağız. 2-3 dakika daha bende kal. Şimdi hani hep takılıyorum falan ama bunu artık kaldırtacağız. Yani bunu insanlar yaparken düştükleri durumu anlayacak. Bak basit gibi görünen bir sözden ne kadar önemli bir hareket tarzı ortaya çıkıyor. Manevi olarak bizim gözle görülenin ötesinde sahip olduğumuz davranışlarla bizi insan yapan o hareketlere ahlak denir. Ahlak Allah içindir. Ne senin içindir, ne benim kendimi göstermem içindir. Ahlak Allah içindir. Allah için olan şeye ahlak denir. Basit. Bir insan cömert desinler diye cömertlik yaptığında ahlaklı mı olur, ahlaksız mı olur? Münafık dersin, casus dersin. Öyle değil mi? Dindar gibi görünüp içimizi oymadılar mı? Başka türlü gösterip bizi yolda koymadılar mı? Farklı farklı zümreler, farklı farklı güruhlar. Ahlak Allah içindir. Allah'ın kulluğunu fark eden insanın üzerine giyindiği libastır. Ama bir şey söyleyeceğim. Hani eddini nasiha derken. Şimdi ben
falanca yerden açtın tam da bir hanım programını seyrederken, ah bir de bakarım ki, aa ikizler burcu beni anlatıyor. Dur bakayım bir dinleyeyim. Aşkta kazanacaksın ikizler. İşte birazcık şey, dikkatli olursan bir şey olmaz. Dikkatli olmazsa, ya gülüyorum kusura bakmayın da. İnanan var bunlara. Yani tabii ki tesiri var mı yıldızların falan? Var abi, var. Sen sabah namazında yola çıktığında, güneşin ışıkları sana vurduğunda uyuyakalma ihtimalin %80'dir geceliğin uyumadıysa. O hormonal bir şeydir. Yıldızların üzerime yaptığı tesirlerdir. Tamam da, ya bu söz Allah'ını seversen bir aklı başında bir adama söylüyorum. Sen ikizler burcusun. Şimdi senin yükselenine, alçalanına, bir de böyle ortalıkta bulunan yıldızlarına bakıyorum. Durumun ne senin? İşinde dikkat edersen başarılı olursun. Dikkat etmezsen başarısız olursun. Ana. Şu kameraman arkadaş işinde dikkatsiz olsa şu an başarısız olur yani. Aa benim yükselenim aslandı hocam kusura bakma dese dinlemezler ya. Bak gülüyor orada. Ama abi seyrediyorlar biliyor musun? Hadi seyrettiler, zararı var mı? Bence var. Hayal etmek boş bir şey mi? Doğru hayaller insanı başka güzel hedeflere koşturur. Ama işte tam da mevzu şu. Şimdi sen ikizler aşkta kazanmak istiyorsan, karınla aranı düzeltmek, kocanla iyi bir hayat sürmek istiyorsan, aldatılmaya önceden tedbir istiyorsan ne yapacaksın? Yamilik, yamilik, yamilik çekeceksin. Dur, tam burada dur. Tam burada dur. Ne oldu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin? Eddini nasiha, din samimiyetle Allah'ı istemek, samimiyetle yaşamaktır. Ne oldu şimdi? İşin düzelsin diye yamilik, yamilik, yamilik. Namaz hak getire. Canım daha şu anda namaza mı başlanır? Hele bir 65 olalım. Kıvamındasın. Sonra işin düzelsin, maaş alsın, patronluğun olsun diye ne yapacakmışsın? Esma çekecekmişsin. Bu da bir dindir. Bu da derken Budizmi kastetmedim. Bu da bir din anlayışıdır. Ama İslam'ı konuşuyorsak bu değildir. Ne anlatıyor hoca? Anlatsa ya 10 ayetin manasını şurada zikretse. Abi o çok kolay. Bak şimdi veririm. 10 ayeti sen oradan okursun. Ayeti kim okuyacak? Kur'an'ı kim okuyacak? İnsanlık için kim bir şey yapacak? Bizim derdimiz budur. Huzur vaktinde anlatmak istediğimiz ve inşallah Ramazan'da da hep işleyeceğimiz budur. Seni o ilme teşvik etmek, seni insan yapan güzellikleri ısrarla ama muhabbetle, seni küçük görmeden, ben daha iyiyim demeden, sana değer vererek ama anlatmaya devam edeceğiz. Zikre geçelim mi? Bir zikir. Bunu adet haline getirelim. Sonra size iki şey anlatacağım. Çok önemli. Bak, şu sözü söyle. Şu anda eğer buradaysan, sabahleyin gideceksen veya belki de radyo yayınımız var mı bizim? Abi yapın bizim programların radyo yayınını ya. Ben kitleme buradan sesleneyim mi? Ya yapın ya. İnsanlar trafikteyken vesaire, hala bendeniz trafik, İstanbul'un trafiği çilesi vardır uzaktan seyredenler. Sydney'den bizi seyreden arkadaşlar. İstanbul'da çok trafik var. Yani öyle bir durum var. Trafikteki saatlerim hiç olmazsa bir şey dinleyerek değerlendirmeye çalışıyorum. Öteki türlü ya önden makas adan adama ya sol şeritte sohbet edip önünde 150 metre mesafe bırakan adama kafayı takıyorsun. O zaman da zaten gidiyor iş. Ya radyo yayını olsun. Yani bunu arkadaşlara teklif edelim. Tamam. Şimdi şu saatte bakın gerçekten olması gereken bir şey var. Şu soruyu sorarsınız diye düşünüyorum. Yani sen evden çıktığında ya bu kadar adam dinledim, bu kadar hoca dinledim, bu kadar insan. Ya bunlar ne yapıyorlardı? Nasıl çıkıyorlardı dışarıya? Evlerindeyken ne yapıyorlardı? Bak şöyle yapıyorlardı. Her sabah ve akşam. Estağfirullah. Benimle beraber söyle. Benim derdim kendimi saydırmak değil.
Allah Teala'nın saygısına ve zikrine teşvik etmek. Beraber estağfirullah, 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 el azim, el kerim, ellezî la ilahe illâ hu. Bir daha söylüyorum. Estağfirullah, el azim, el kerim, ellezî la ilahe illâ hu, el hayyel kayyum ve etûbu ileyh. Ne dedim? Virüs programını temizleyecek nokta nokta tık 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 diye yazıyorsun ya. Estağfurullah'la bu sayfaya girdim. Şimdi şöyle söyle beraberce. La ilahe illallah. Samimiyetle, muhabbetle. La ilahe illallah. 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 La ilahe derken gamını, kederini, seni insanlıktan alıkoyan her şeyi, seni bozan, kalbinde nifak veren, seni kötülüğe teşvik eden, uykunu kaçın, samimiyetini bozan her şeyi yok kabul et. La ilahe illallah. Sen varsın Allah de. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Sen de şimdi bunu işine giderken, başka yerde, kulağının duyacağı şekilde. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Söyle, söyle, söyle. Bunu söyle. Ve içinden şunları da geçir. Her sabah ve akşam. Radaytu billahi rabben. Ya Rabbi, ben senin Allah'lığından razıyım, memnunum. Ya hocam, beğensem de beğenmesem de Allah değiştirecek mi? Mesele Allah değişmeyecek zaten. Sen değişecek misin? Sen anlayacak mısın? Radaytu billahi rabben. Ya Rabbi, ben senin ne olur bunu her sabah ve akşam bir dedin. Arada konuşuyorum ama sen bunu zikret daima. Ya Rabbi, ben senin Allah'lığından razıyım. Rabbim olarak bana bu dünya hayatında verdiğin güzelliklerin Allah derim, senden razıyım ya Rabbi. Ya Rabbi, ben dinimin hükümlerini, emirlerini, yasaklarını hep öğrenmeye çalışıp kendimi düzeltmeye çalışıyorum. Din olarak İslam'dan razıyım ya Rabbi. Din olarak İslam'dan razıyım. Kitabım Kur'an. Kur'an'ı geçen sene okuyamıyordum bile. Öğrenmeye başladım. Öğrendim. Mealini de okuyorum. Tekrar tekrar okuyorum. Kur'an'la bir hayati ilişkim var benim. Hayati. Hem hayatta hem de Kur'an'la beraber olmayı bir hayat memat meselesi görüyorum. Kur'an okuyor muyum? Kur'an'la işim var mı? Yaşıyorum. Düşünüyorum. O halde varım. Tabii ki. Nerede varsın ama? Nerede varsın? Bak, var diyorlar, böyle yapıyorlar. O var, o var değil. Düşünüyorum, o halde varım diyorsun ya. Kur'an'ın ifadesiyle Kur'an'la irtibatın varsa yaşıyorsun sen. Hayattasın. Arkadaşlar, ister inanın ister inanmayın. Doğrusu bu. Eğer İslam'ı konuşuyorsak doğrusu bu. Kur'an'la işi olmayan insanı Allah kalben ölü, böyle ceset zahir. Hani yapay zeka falan diyorsun, android. Yani o tarz bir şey oluyor yani. Ya Rabbi, İslam'dan razıyım. Ya Rabbi, ben rehber olarak, peygamber olarak, hayatıyla, harekatıyla, ahlakıyla, bana ikazıyla, rehberliğiyle, nuruyla
hadi ya, hatta kokusuyla, her şeyiyle Hazreti Muhammed peygamberimdir. Ondan da razıyım. Arkadaşlar, burada yaptığımız sizinle bu sohbetin senin hayatın için ne kadar önemli olduğunu bendenin size anlata bitiremem. O kadar önemli ki bu. Hocam, buyur çekirge. Hocam ben hep yapıyorsun, ya hocam çok taklit yapıyorsun. Abi bu lazım, bitmiyor ki. Bitmiyor, ne yapayım, tahkir mi edeyim, taklit ediyorum. Hocam la ilahe illallah. Şimdi gördüm ben, siz aydın bir hocasınız. La ilahe illallah bu manaya da giriyor. Aslında varlıkla yokluk alemiyle, kuantum fiziğiyle de baktığımızda oradaki... Ya dur. Hayır hocam, ondan değil. Yani kuru kuruya la ilahe illallah, la ilahe... Ne oluyor? Arkadaşlar bak şimdi. Çocuğunun ismi var diyelim. Çocuğuna bir isim koydun. Ne olsun adı? Yani Mehmet diyeceğiz. Mehmet olsun. Yok efendim başka bir şey de yani olabilir. Semih diyelim. Semih. Sevdiğimiz bir isimdir. Rejide bir arkadaşımız var. Selam ederiz kendisine. Semih. Ya abi şunu lazım. Semih. Bir dakika. Şuurlu bir şekilde söyleyelim. Ne yapalım? Semih'in manasını anlaya. Hep düşüne söyleyelim. Abi iş bitmez ki. Allah Teala'yı zikirde elbette ilk önce düşünmen gereken şey o zikrin mana... Dinliyor musun? Bıraktın mı? Saldın mı? Salma. Bak bu önemli mevzu, önemli. Şöyle bir bakıyorum. Allah affetsin. Kimseye de tukaka demiyorum ama. Hikaye anlatıyorlar. Allah Teala'nın ismini... Tamam da ilk önce zikirden murat Allah'ı anmaktır ya. Allah el-Melik dediğinde sadece ikizler burcuyla boğa burcunu birleştirmeye çalışmak değildir. Allah'ı anmaktır zikirden murat. Ben düşüneyim, Allah derken acaba ne diyorum? La ilahe, arkadaşına seslenirken hep ismini düşünüyor musun? Allah'ı anmakla başlayacaksın. Tabii ki düşün. O ismin ne olduğunu anlamaya çalış. Fakat Allah. Bak bunu ben şimdi bir dakika burada yapmaya kalksam... Fatih Hoca'da da bir tuhaflık var. Durmadan Allah diyor falan dersin. Korkarsın. Bak bu hale getirdiler bizi. Yaptığında kimse bir şey demiyor. Allah. Dikkat et, üşütme. Sen buz kesmişsin. Seni ne yapacağız? Kardeşim bak bu zikir önemli bir şey. Ben demiyorum ki işi, gücü, her şeyi bırak değil. Ama kendinde olman, yahu acayip sesler çıkartarak çakralarını açtığına inanıyorsun da Allah Allah dediğinde niye bir yerlerin açıldığını görmüyorsun? Bak size bir şey anlatayım. İngiltere'ye gittik. Hava atmak için söylemiyorum ya. Yani Kültür Bakanlığı'yla falan dediler ki çok önemli, en prestijli salonlarda... Şöyle sema ayini yapacaksınız, şöyle devran yapacaksınız. Ne demek onlar? Artık onu da sen ara bul. Yani o kadar da teferruata girecek değiliz. Ama şu kadarını söyleyeyim. Anadolu'ya gittiğinde deden ya senin semah yapıyordu, ya sema yapıyordu, ya devran yapıyordu, ya bir meclise giriyordu, sohbet ediyordu. Sonunda da Allah Allah, la ilahe illallah deyip Fatiha okuyup evlerine dağılıyordu. Evinde huzur vardı, bereket vardı. Herkes bir köşeye çekilip bir şeylerle uğraşmıyordu. Oturuyordu. Şimdi iki kişi 180 metrekare eve sığmıyor. 50 metrekare evde 15 kişi yaşardı. Hepsi de huzurluydu. Ben demiyorum ki evi küçült de hepiniz akrabayla oturun. Bir şeyleri kaybettin ortada. Neyse. Devran sema yapacağız. Hatta semah da yapacağız. Bunlar birbirinden ayrı değildir. Ne olduklarına bakın, ayrı mevzu. Gittik. Oxford'da oradaki çocukların yani üniversite talebelerinin gelip okula başlarken yemin ettikleri, o da ayrı bir mevzudur da. Mesela
Ya bunları söylediğinde bana biraz tuhaf gözle bakıyorsunuz ama aramız bir cümle söyleyeyim öyle geçeyim şurayı. Falanca doktora gidiyorsun. Doktor, hekim sana bir tavsiyede bulunuyor. Dışarı çıktığında mesela arkadaşına diyorsun ki işte şunu verdi bana. İnanma ya bunlar sizi aldatıyorlar ya falan dediğin. Abi olur mu, adam doktor diyorsun. Biraz daha ileri git. Hipokrat yemin etti bunlar diyorsun. Bak bak mevzuya bak. Hani vallahi billahi dese inanmıyoruz. Hipokrat'a yemin ettiği zaman kabul ediyoruz mesela. Ama sadece bir şaka. Hani böyle bir kenarda bulunuz. Bu yapmaz abi, neden? Hipokrat'a yemin etti. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Allah ismi şerifiyle, dindarlarla, dini yaşamaya çalışanlarla dalga geçenler aslında nelere inandıklarına şöyle bir bakarlarsa dalganın büyüğü onlarda. Sörf yaparsın ya. O kadar büyük dalga yani. Anladın? Haksız mıyım? Allah rızası için söyle. Hipokrat'a yemin etti diye inanacaksın. Neyse tamam. Allah Allah ya. Şaban ayının güzelliği diyelim buna. Oxford'da yemin töreninin yapıldı. Oo öyle deme. İşte orada yemin ediliyor. Zaten yemin edildiği için bir sürü böyle gravürler falan var. Şuna da yemin ettik, buna da yemin ettik dercesine. Böyle çıplak çıplak bir sürü böyle resimler, heykeller falan var. Abi bir de üniversiteden mezun olunca o civarda, o semtte kim varsa gelip orada yemin edip ondan sonra dünyaya dağılıyorlarmış. Hani bu kepatma falan var ya. Gayet ciddiyetli. Orada bir devran yapacağız. Sema yapacağız. Ya adamlara ne anlatacaksın? Hani burada Allah, Allah, hay, hay, Allah, hay dediğinde kimse yadırgamaz. Anadolu çocuğuyuz çünkü biz. Bu milletin evladıyız. Ama onlar tahmin edersiniz Hristiyanlar. Bu toprakların insanı değiller. Onlara bir şekilde anlatmak lazımdı bunu. Önceden uyardım. Dedim ki yüksekte salona böyle bakıyorsun hepsine falan. Efendim dedim, birazdan burada işte devranı anlattım. Bizim kültürümüzdeki, medeniyetimizdeki yerini anlattım. Sonra dedim ki birazdan burada Allah, 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 hay, hay, ha falan gibi acayip sesler duyacaksınız. Korkmayın dedim. Don't panic. Sakın korkmayın. Telaşlanmayın. Ne biçim adam bunlar? Demeyin. Zira siz derbi maçlarda bizden daha çok bağırıyorsunuz. Rock konserlerinde çıldırıyorsunuz. Biz size ne oluyor bunlara diyor muyuz? Direkten dönüyoruz. Hiç kimse delirdi falan demiyor. Bas diyor, daha salla diyor. Daha da iyi salla diyor falan. Hareketlerle falan filan. Kimse bunlara aa delirmiş. Normal değil. Fatih Hocam bunlar normal değil diyor musun? Yok. Hatta adam maçta yanında bağırmazsa abi senle maça gelinmez ya, bağırsana diyorsun. Dedim ki aradaki fark şu dedim. Siz maçta vesairede şehvette bağırıyorsunuz. Biz Allah muhabbeti olunca kendimizi tutamıyoruz. Biz de öyle bağırıyoruz dedim. Alkışladılar. Çok güzel diye. Mesele bizim yabancılığı çekip çekmememizle alakalı. Bir kere Şaban ayı var. Bak mesela Şaban ayında, hocam şimdi Şaban ayı ne yapabiliriz? Bir kere gösterdim. Sabah akşam estağfirullah de. Estağfirullah el azim el kerim ellezî la ilahe illahu el hayyel kayyume ve etubileh. Ama bak mesela bunu söylerken, estağfirullah derken ben bugün kimseyi kırdım mı? Ya bangır bangır ezan okunuyordu. Şu camiye bir girdim mi? Yok. Namazımı kıldım mı? Kılmadım. Peki. Bunların hepsini gözden geçirerek veya geç kıldım veya şunu incittim. Yarın bunu yapmayacağım. Yarın bu hareketimi düzelteceğim. Demektir estağfurullah. Demektir estağfurullah. Yarın ben bir daha böyle bir şey olduğunda öyle konuşmayacağım. Estağfurullah. Bildiğin bilemediğin ne varsa. Belki bilmeden bir şey yaptın. Belki de bilmeden bir şey yaptın. Bildiklerini şöyle, hocam bunun hesabını nasıl tutacağız? Bak şöyle sana canlı, bende misin şu anda? Kimdeyim? Burada mıyım? Bak.
Şöyle, benim hocam şöyle anlatırdı. Bir insanın günlük muhasebesiyle alakalı süre eğer şey yaparsa, yani ille de böyle modellenmek için canlı canlı, heyecanlı anlatılmak istenirse şu kadardır. Bak bende kal, durursun. Bitti. 24 saat içerisinde, hocam bu kadar kısa süre, bir tane tuşa basıyorsun da hemen yazıyor altında. 26.782 buçuk dosyaya girilmiştir, hangisini istiyorsun diye. İnsan şöyle bir düşündüğünde 5 saniye. 5 saniye içinde o gün yaptığı her şeyi tık 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 hepsini alır. Dışarıya anlatması 5 saat sürebilir. Ama içindeki raporu 5 saniyede alır. Hadi benim gibi biraz ağır düşünüyorsun. 10 saniye olsun. O kadardır. Bir düşün. Estağfurullah. Daha iyi olmaya çalışacağım de ama. Estağfurullah, estağfurullah. Sen kabul şey yaparsın. Allah'sın ya, işte bakma bize. Estağfurullah, öyle değil. O saygısızlık. Öyle yapmaya istihza deniyor ki o şeytanlık işte. Şeytan mesela öyle diyor. Bak 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 bak, önemli bir açıklama sana. Şaban ayı ile alakalı müjdeleri vereceğim de bak, sana çok güzel bir açıklama. Çok güzel bir açıklama. Şeytanın vasıfları Kur'an-ı Kerim'de anlatılırken en bariz vasıflarından birisi nedir biliyor musunuz? Kendisine verilen manevi imkanları, kolaylıkları hemen kötülüğe kullanmasıdır. Bak bu ayet konuşuyorum sana. Açınca göreceksin. Merak edip bakarsan hemen göreceksin. Mesela şeytanın kibriyle alakalı şey vardır. Yalanıyla alakalı. 8-9 yerde aleni olarak şeytanın nasıl kovulduğuyla alakalı ayetler vardır. Bunlara baktığında sen hep şey zannedersin. Secde etmedi kovuldu, secde etmedi kovuldu. Dikkat et satır arasına, ayet arasına. Bir tanesinde hasedi vardır. Bir tanesinde ben bilirim demesi vardır. Bir de şöyle bir acayip durum var. Allah'ın kendine verdiği imkanları ahlaksızlık için kullanır. Mesela. Çık. Kuruç. Benim sevdiğim kulların bulunduğu yerde sen artık duramazsın. Kovuldun. Başına geleceği biliyor, bak ne diyor. Mealen anlatıyorum bak. Ya Rabbi. Bir de Rabbi diyor he. Rabbi diyor, Rabbi. Rabbim diyor bak. Acayiptir, ibret edin. Rabbim, beni kovdun ama bana hemen azap etme. Bana mühlet ver. Bana mühlet ver. Allah Teala buyuruyor ki sana mühlet verdim. İnşallah konuyu nereye getirdiğimi anladın. Yahu günler geceler geçiyor. Recep Şaban deniyor. Ramazan deniyor. Geçen sene Ramazan'ı şey yapma ya, bu seneyi de şey yap. Bir dahaki seneyi. Abi vakit geçiyor, vakit 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 geçiyor, vakit. Sana verilen süreleri helak olmadan, yanlış yapmadan, elden ayaktan düşmeden kullan. Çünkü sen insansın, insan. Verilen vakti kötü kullanan şeytan. Şeytandır şeytan. Onu anlatıyor. Bana mühlet ver. Allah Teala buyuruyor ki sen mühlet verdiklerimdensin. Bak bak bak, lütfen bende kal. Kapatma. Kapatma. Sen kendisine mühlet verdiklerimdensin. Azabını hemen vermeyeceğim senin. Mühlet veriyorum sana. Ne dedi şeytan biliyor musun? Biliyor musunuz? Kameraman arkadaşlar, biliyor musunuz? Mühlet mi verdin? Biliyor Allah'ın doğru söylediğini. Allah'ın vaadinden dönmeyeceğini. Ne diyor biliyor musunuz? Hicr suresi. Ya Rabbi, sen bana mühlet verdin ya. Kıyamet sabahına kadar insanları azdıracağım. Şeytan. Tam namussuz yani. Bak şeytanlık yapan böyle bir şey. Bir şey oluyor mu abi sana? Olmuyor. Yap, devam et. Hani diyor ya, adam bakıyorsun bomba yağdırıyor. Çocukları öldürüyor. Bir şey oluyor mu? Olmuyor. Devam et. Allah Teala ihmal etmez. İmhal eder. Mühlet verir. Sonunda herkesin resmi çıkar. Ve muhakkak surette de cezasıyla, mükafatıyla herkes görür. Aceleci değildir bizim gibi. Biz aceleciyiz. Adamı kaçmadan yakalaman lazım. Allah'ın mülkünden kim kaçabilir ki? Sana bir müjde vereyim.
için yanıyorsa dünyadaki olan zulme, için yanıyorsa Allah Teala'nın bazı, bak bu cümleye çok dikkat et. 1,5 dakika soluksuz konuşacağım. Lütfen cümlelere dikkat edin. Allah Teala'nın kendi bize bahşetmiş olduğu iyilikler ve kötülüklerle ilgili şöyle bir adeti vardır. İyiliklerin muhakkak karşılığını verecektir. Kötülüklerin de, tövbe etmiyorsa insan, banane diye hareket ediyorsa muhakkak boyunun ölçüsünü alacaktır. Nerede olacaktır bu? En son hesap ahirette olacaktır. Fakat dünyada iyilikler yapan insanın ahiretten adeta dünyaya avans gibi verilmiş olan iyilikleri ve güzellikleri olur. Cömertlik mi yapıyor? Huzurludur. Geçimli bir insan mı? Kalbinde daima muhabbet vardır. Kanaat mı ediyor? Rızık sıkıntısı çekmez. Sabırlı mı? Zehiri bal yapar. Hep çözüm üretir. Hayatta mutlu olur. Daha ahiretteki gelecek. Öteki günahlara bakalım. Ne var? İşte yani böyle adilerinden başlayayım. En pespayı olan. Mesela Allah Teala haram ettiği halde bir şeyler içiyor. Haram içiyor. Şimdi ahirette bunun cezası var mı? Tövbe etmezse Allah bilir tabii. Ama vaat ediyor. Yaparsanız beni karşına alırsınız. Vaat etmiş. Ama başka bir şey daha veriyor. Şimdi bunun ahiretteki hesabı ayrı. İçiyor musun? Beyin hücrelerin ölmeye başlıyor. Beyin hücrelerin ölmeye başlıyor. Kumara mı harcıyorsun? Evinin, elinin, sermayenin bereketi gidiyor. Evde mi içiyorsun? Evinde huzur kalmıyor. Ocağın sönüyor. Başka? Zulüm ediyor. Hah, burada dur. Zulüm. Allah Teala zulmedenlere ahirette öyle şeyler vaat ediyor ki ben bunun hesabını alacağım diye, ama bir kaidesi var. Zulmeden, dikkatli dinleyin, zulmeden zulüm yaptıklarının hayatta olduğu bir zamanda, hepsi ölmeden önce Allah o zalimi nasıl tepelediğini muhakkak gösteriyor. Mesela aldı, katliam mı yaptı, vurdu kırdı mı, bomba mı yağdırdı, çocukları mı öldürdü, seyret. Seyret derken otur seyret değil, yani elinden geleni yap. Ama bak bir kaidesi var Allah'ın. Bu zulme şahit olanlar tamamen ölmeden önce bu zulmü yapanı muhakkak Allah tepeliyor. Muhakkak. Allah'ın böyle bir kaidesi var. Bak günler geceler geçiyor dedim. Ve dedim ki size aktarırken, şeytan kendisine verilen süreyi hep daha fazla günah yapmak için kullanır. İnsan şeytan değildir. İnsanı anlatmaya gerek yok. Şeytanı anlattık yeter. Şeytan hep kendisine verilen mühleti hem kendi aleyhine hem insanlığın, mevcudatın aleyhine kullanır. İnsan şeytan değildir. Şaban ayı güzel insanı ortaya çık. İlk defa söylüyorum. Türkiye televizyonlarında ilk defa söylüyorum. Şaban ayı güzel insanı ortaya çıkartmak için Ramazan'dan önce bizi hazırlayan aydır. Nereden biliyoruz? Hadis-i şerifte. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Recep ayı Allah Teala'ya nispet edilen, Allah'la hukukunu gözden geçirmen gereken aydır. Şaban şehri buyurdu. Şehri. Şaban benim ayımdır. Sen ya Resulallah, Nebim, şefaatkân-ı Ahmet'im Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen en güzel insansın. En güzel insansın. O zaman Şaban ayında bana düşen, Allah Teala'nın bana verdiği mühleti hem kendi aleyhime hem mevcudat aleyhine kullanan değil, işte bu Şaban ayında o hayatımda bana lazım olan Allah'a değil, bana lazım olan insanı ortaya çıkartmak için hazırlık yaptığım aydır Şaban ayı. Ben yemek içmekten ibaret değilim. O sebepten bak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde veya Hazreti Ayşe annemizden radıyallahu anha ve an ebiha, ondan gelen
Hadis-i şerifte buyuruyor ki Hazreti Ayşe annemiz, Şaban ayında çok oruç tutardı. Yani insanı yemek, içmek, eğlenmek insanı ortaya çıkartmıyor. İnsanın esas kodları sadece yemek içmekten ibaret olmadığımızı anlamakla daha çabuk ortaya çıkıyor. Şimdi öyle bile diyor uzmanlar. Nat diye bir şey varmış. Sürpriz yapıyormuşsun vücuda. Aç bırakıyormuşsun. Salıyormuş nikotini bilmem neyi sana lazım olacak hücre enerjisini. Yahu tamam vardır kardeşim. O da vardır bu da vardır da. Yahu ne zaman şu işi Hazreti insanı bulmak için yapacağız? 5 sene daha fazla yaşamak için 10.000 adımı sayacından takip ediyorsun. Ya Allah rızası için binlerce adımlık yolda olan cennete gitmek ve hemen dibimizde olan bizi bekleyen tuzaklardan kurtulmak için bu günleri ne zaman değerlendireceğiz? Şaban ayı hakkında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i oruç tuttuğunu söyledik. Bak bir de Şaban ayında iki müjde vereyim. Vaktimiz azalıyor sanki. Öyle mi? Aa, peki. Şaban ayında bu ayda yaptığın her ibadete Allah Teala en az 100 misli muamelede bulunuyor. Ya ne kadar da acayip. Ya biz arkadaş bu şartlar altında cehenneme girmek daha zor. Şimdi bak şöyle bir şey düşün. Bir adam düşün, memur. Tamam. Sabah 8.30'da iş yerine gidiyor. Akşam 5'te çıkıyor. Öyle bir memuriyeti olduğunu düşün. Ana! Müesseseden bir açıklama geliyor. Bu ayda işinize gelip gittiğinizde 100 kat maaş alacaksınız. Abi, 8.30'da geç kalmak ne demek? Sen orada 6'da yatarsın ya. Al işte. Ucuz tencere veriyormuş, izdiham olmuş ya. Ucuz tencere veriyor, tencere. İzdiham oldu, ezdiler çoluk çocuğu. Böyle ne tencere bekliyoruz yarı fiyatına. Allah Teala buyuruyor ki, bak zaten namazı kılacaksın. Hep size söylüyorum, defaatle söyledim. Bunca senelik araştırmama göre arkadaşlar aramızda kalsın. Müslümanlık namazsız olmuyor. Bak bunu ben size bu tüyoyu vereyim. Yani bak ben sizin kardeşinizim. Yani namaz varsa hayatında İslam'la alakalı bir şey. Namaz yoksa bir enayilik var demektir yani. Bakın bunca yaptığım araştırmayla hani şuna rastlamadım. Aa namazsız da oluyormuş. Yok böyle bir şey yok. O yüzden dikkat edin. Bunu söyleyenler sahtekardır. Bunu söyleyenler sahtekar. Ben söylüyorum sen de o zaman. Yani biraz, ya kişi ayırmıyoruz. Biz eşitlikten yanayız. Allah Teala zaten namaz kılacak mıyız? Kılacağız. Bu ayda diyelim ki sabah namazını kıldın. Hocam şimdi güneş doğdu, bugün kaçırdım. Hemen kıl, öğleden önce kıl. 2 rekat ya, 2 rekat sünnet, 2 rekat. Allah rızası için ya. Allah rızası için. Şok yapacakmış, nat salgılıyormuş vücudu. Bir şeyler salgılayacaksın en sonunda da. Ya zaten kılacaksın. 100 kat ecir veriyor. 100 öğle namazı gibi veriyor. Bir salatü selam okuyorsun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. 100 kere okumuşun gibi muamele ediyor. Bu şartlar altında kötü olmak, kötülüğe düşmek, ahirette derece kaybetmek daha zor. Şimdi Şaban ayı ile hakkında konuşacağız. Ve Şaban ayında nelerle alakalı, neler yapmamız gerektiğini teferruatla anlatacağız ama galiba süremizin sonuna doğru geldik. Şimdi dua zamanı diye düşündük. Dua ile sizinle ayrılalım. Bu duayla vatanımızın, milletimizin bereketi, evimizin huzuru artsın diye ümit ettik. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Erhamer Rahimin. Bu Recep, bu Şaban, bu Ramazan, şu aldığımız nefesler, şu günler, geceler hep bizim güzel insan olmamız için. Ya Rabbi bu hayatı bize güzel insan, güzel kul olarak olmamız için bahşeden Rabbimiz olarak bu güzellikleri bize ihsan eyle. Bizi korktuklarımızdan emin eyle. Umduklarımıza nail eyle. Değil namerde, merde dahi muhtaç eyleme. Para, pul bunların peşinde koşarken biz seni unuttuk. Kendimizi kaybettik. Ya Rabbi bunları bize engel olarak karşımıza koyma. Maddiyatla bizi imtihan eyleme.
manevi olarak bu muhabbeti kaybetmekten sen bizi muhafaza eyle. Hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara eda nasip eyle. Ya Rabbi, vatanımızı, milletimizi birlik, beraberlik ve dirlikte şu bayrağıyla, imanlı nesilleriyle, sıhhatli, afiyetli, birbirini seven fertleriyle kıyamet sabahına kadar payidar, muvaffak ve muzaffer eyle. Dualarımızı ağzı duaya layık kişilerin duasına ve şu amin diyenlerin ne muradı varsa hayırlısıyla hepsinin ihsan olmasına da vesile eyleyerek kabul eyle. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Mürselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.